İstanbul. Tarihin her döneminde Akdeniz'in en kalabalık metropollerinden biri. Şehrin Beyoğlu yakasını İstanbul'a bağlayan Galata Köprüsü ve çevresi, kentin en kalabalık ticaret merkezi. Eminönü, Mısır Çarşısı ve çevresi, renkli yapısıyla İstanbul ticaret hayatında önemli bir rol oynar. Şehrin doğal bir limanı olan Haliç kıyılarında başlayan İstanbul ticareti, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde gelişerek günümüze kadar geldi. Haliç iskelesinin hemen arkasında yer alan Tahtakale, çeşitli hanların, ticaret ve iş merkezlerinin bulunduğu bir liman semti. Deniz yoluyla bu bölgeye gelen mal ve hizmetlerin hızla artması, Tahtakale'yi şehrin hanlar ve çarşılar merkezi haline getirdi. Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalan pek çok han, günümüzde de bu işlevini sürdürmeye devam ediyor. Tahtakale'nin kalabalık ve gürültülü ortamında, sessiz ve sakin bir ibadethane olarak yükselen Rüstempaşa Camii, bir Sinan eseri. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı ve damadı olan Bosnalı Rüstempaşa'nın, 1560 yılında Mimar Sinan'a inşa ettirdiği cami, Osmanlı döneminin en süslü camii olarak tanınır. 1600 metrekarelik bir alan üzerinde yükselen cami, tek kubbeli ve kare şeklinde 8 paye üzerine oturtulmuş. Geniş bir külliye olarak düşünülen cami, çeşitli dükkanlar, kervansaray, medrese, çeşme, çifte hamam, mahkeme binaları ve 3 katlı hanlardan oluşuyor. Rüstempaşa Külliyesi'nin önemli bir bölümünü oluşturan medrese, sekizgen planıyla Sinan'ın yeni bir mimari yorum arayışını simgeliyor. Çepeçevre bir revakla örtülü olan medresede birbirinden farklı 22 hücre ve ortada plana uygun olarak sekizgen bir şadırvan bulunuyor. Rüstempaşa Camii'ni zeminden 6 metre yükselterek alt katına dükkan inşa eden Sinan, bu mimari çözümlemeyle hem elindeki dar ve sınırlı alanı değerlendirmiş hem de camiyi Haliç'e hakim bir yere oturtarak İstanbul kıyı silüetinde yer almasını sağlamıştır. Tek şerefeli bir minareyle bütünleşen camide sade bir taş işçiliği görülür. 1766 yılındaki depremle hasar gören ana kubbe ve minare yenileme sırasında değişikliğe uğramıştır. Kubbe kasnağının mimariyle bağdaşmayan ve barok bir üslup gösteren dalgalı saçağı 18. yüzyılda yapılan bu onarım sonucudur. Avlusundaki 6 sütun üzerine inşa edilmiş olan 5 kubbeli son cemaat yeriyle sade bir mimari sergileyen Rüstempaşa Camii, giriş cephesinden başlayan ve iç mekanda doruğa ulaşan eşsiz çini süslemeleriyle adeta İstanbul'un bir çini müzesi.
Camideki duvarlar, payeler, kemer dolguları, kubbe geçişleri, mahfiller ve mihrap, firuze, turkuaz, kırmızı, yeşil renklerle bezenmiş rengarenk çinilerle kaplı. Türk mimarisinde bu ölçüde ve zenginlikteki çini süslemeleri yalnızca bu camide görülür. Cami içindeki çiniler arasında güçlü bir kompozisyona sahip olan mihrap çinileri altı kenarlı bir niş dekoru meydana getirir. Çinilerdeki çift kulplu altı dekoratif vazodan çıkan oval madalyon, bahar açmış erik dallarıyla süslenmiş. Hattın son derece az kullanıldığı camide, diğer mimari unsurlarla eşsiz bir uyum içinde olan çini süslemeler, aynı zamanda sade ve mistik bir etki yaratıyor. Ana kubbeyi taşıyan dört sekizgen pilpaye, laleler, sümbüller ve çin bulutlarıyla bezenmiş rengarenk çinilerle kaplı. Camiyi süsleyen zengin çini örneklerinde parlak mercan kırmızısının kullanıldığı 41 değişik lale motifi bulunuyor. 16. yüzyıl İznik çiniciliğinde sıkça rastlanan mercan kırmızısı ne yazık ki kendisini bulan ustanın ölümüyle birlikte sır olmuş. İznik çinicilik tarihinde kayıp kırmızı olarak bilinen bu rengin en çok kullanıldığı çiniler Rüstempaşa Camii'nde bulunuyor. Osmanlı çinicilik sanatının birer şaheseri olan Rüstempaşa çinileri, ateşte açan ve yüzyıllarca hiç solmayan bir bahar gibi. Lale, sümbül, karanfil, şakayık, gül ve kiraz çiçekleri en fazla göze çarpan naturalist motifler arasında bulunuyor. Kadınlar kısmındaki pencerelerin üzerinde bulunan panolarda çini hatlarla yazılmış Kur'an-ı Kerim ayetleri yer alıyor. Güneşin bol ahenkli bir ışıkla aydınlattığı cami kubbesindeki çini madalyonlarda Allah, Muhammed ve halifelerin isimleri yazılı. Thank you.
Sade ve ince bir taş işçiliği gösteren minber, renkli taş kakmalı madalyonlarla süslenmiş. Minberin taht kısmı ise bahar açmış erik dallarıyla bezeli bir panoyla kaplı. En parlak mercan kırmızısının kullanıldığı kıble duvarı çinileri, motif zenginliği ve renk harmonisiyle gözleri okşuyor. Mahfil kemerlerinde ve tonozlarda geometrik şekillerin hakim olduğu kalem işi süslemeler görülüyor. Dış cephesi çinilerle süslü sivri mahfil kemerleri, Osmanlı'daki dekorasyon anlayışının zarif bir örneği olan ahşap tavanı çevreliyor. Tavan, geometrik şekiller ve çiçek motifleriyle süslü. Caminin yan duvarlarındaki kapı ve pencerelerin çevresindeki panolarda ince spiral dallar içine yerleştirilen nar çiçekleri, şakayık, mine ve rozetler iç içe geçen dairesel gruplar halinde bir araya getirilmiş. Sağ nefteki duvar panosunda saz adı verilen uzun hançer yaprakların birbirinin içine geçtiği zengin kompozisyonlar, düğün çiçekleriyle süsleniyor. Mavi, mercan kırmızısı ve firuzenin beyaz bir zemin üzerinde parladığı bu şiirsel kompozisyonun çevresinde Çin kültürünün Osmanlı'daki yansıması görülüyor. Tao dilinde mutluluğu sembolize eden dairesel motifler panonun dört bir yanını çevreliyor. Hiçbir yerde benzeri olmayan İznik ve Kütahya çinileriyle kaplı bir cennet bahçesini andıran Rüstem Paşa Camii bir Çin'i müzesi olarak İstanbul silüetindeki yerini alıyor.